söyleyeceğim. Bugün haftanın son günü, bu haftanın son programı Turkuaz başlıyor efendim. İki haftadan beri sizlerle birlikteyiz ve başladığımız günden bugüne kadar birçok farklı konuyu farklı konuklarımızla birlikte sizlere ulaştırmaya çalıştık. İki haftayı geride bırakıyoruz. İki haftanın sonunda gelen tepkiler bizi daha güzel programlar yapmaya teşvik ediyor. Sizlerin gönderdiği mesajlar, sizlerle yaptığım telefon görüşmeleri, programın ardında benimle yaptığınız muhabbetler, bana ulaşmaya çalıştığınız ve ulaştırmaya çalıştığınız mesajlar gerçekten fazlasıyla mutlu ediyor. Öncelikle programın başından bu zamana kadar, bugüne kadar belki bu tepkilere belki bu kadar teşekkür etmemişimdir ama ikinci haftanın sonunda ben gerçekten güzel bir enerjiyle ikinci haftayı noktalıyorum. Elbette ki cuma günleri bizim Filiz hocamızla konuşma günümüz. Her cuma söylediğimiz gibi Filiz Akman, eğitimci Filiz Akman bizlerle birlikte olacak. Her hafta farklı bir konu buluyoruz. Bununla ilgili röportajlar yapıyoruz. Sokağın nabzını tutuyoruz. Sokaktan gelen cümlelerle, sokaktan gelen enerjiyle doğru veya yanlış burada irdelemeye başlıyoruz. Bugünkü konumuz nedir? Bugün konumuz toplumda güven eksikliği, insanların birbirine güvenememesi, güven eksikliğinin yaşattığı psikolojik durumlar, güvenin nerede başlaması, hangi yaşta başlaması, işte bunların hepsini birlikte birazdan Filiz Hocam'la birlikte değerlendireceğiz. Elbette ki sizler de iletişim adreslerinden bizlere ulaşıp görüşlerinizi bildirebileceksiniz, sorularınızı sorabileceksiniz. 444-8043 bize ulaşabileceğiniz, canlı telefon bağlantısıyla stüdyoya eşlik edebileceğiniz iletişim adreslerinden bir tanesi efendim. Hemen hocama dönelim, bir hoş geldin diyelim kendisine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür bütün ederiz. Seyircilerimize de. Geçen hafta sizinle birlikteydik cuma. Bu hafta da Allah nasip etti. Buradayız. Bundan sonra da nasip oldukça inşallah burada olacağız. İnşallah. Nasıl tepkiler aldınız? Toplumda arkadaşlarınız izlediyse, aile dostlarınız izlediyse ne tür tepkiler geldi geçen hafta için? Elhamdülillah çok güzel geri dönüşümlerimiz oldu. Özellikle sosyal medya aracılığıyla soruları olanlar, danışmak istedikleri konular olan kardeşlerimizden geri dönüşümler oldu. İnşallah faydalı, verimli programlarımız olur. Peki bugün bizim konumuz, birlikte istişare ettik ve güven eksikliğinin üzerinde duralım dedik birlikte. Bizi de buna iten bir mutlaka sebep vardır. Bilinçaltımız bizi bu güven eksikliğine itti demek ki. Evet. İkinci hafta bunu konuyu buraya taşımaya karar verdik. Bu güven kaç yaşında başlar? Karşı tarafa güvenmek olayı kişinin ergenliğinden sonra, yani yetişkin bireyler olmaya başladıktan sonra mı biz karşı tarafa güvenmeye başlarız veya karşı taraftan güven ihtiyacını hissederiz? Ne zaman başlıyoruz? Oradan ne zaman başlıyoruz? İstersek. Güven anne karnından itibaren başlıyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk 2 yaş çok önemlidir deriz. O yüzden dolayı da anne çocuk ilişkisinde ayrılmaması konusunda, birlikte olması konusunda psikologlar, pedagoglar bu konuda çok geniş çapta çalışmalar yapmışlardır. Buna binaen ailede başlıyor. Temel o şekilde başlıyor. Çocuk her ihtiyaç duyduğu zaman aileyle olan iletişimi, annesinin ona vereceği, onun ağlamasından bile annenin hissedeceği şeyle güven bağı kurulmaya başlıyor. Hı hı. Çocuk ağladığı zaman anne ona duyarsız kalır. Anne onu hissetmez, bakmazsa, derdine derman olmaya çalışmazsa. Hı hı. Bu ne oluyor sevgili dinleyicilerim? Çocukta bir güvensizlik oluşmasına sebep oluyor. İşte bundan dolayı da en temeli küçüklükten itibaren başlıyor. Sonrasında yaşamın çağlarında, yani yaşımız büyüdükçe de aile içinde yaşadığımız ilişkilerde güven tohumları atılmaya başlıyor. Çocuğun ihtiyacı olduğu şeylerde, ailesine ihtiyacı duyduğu her anda, kendini güvende hissetmesi, hastalığı andığı zaman derdine derman olmak için çaba sarf ediyoruz. Güven demek sadece İnsanın kendini her anlamda iyi hissetmesi demek. Şimdi ben burada bir araya sevgide, girmek istiyorum. Sevgide, saygıda ve sadakatte. Dolayısıyla bugünkü konuyu bu 3 başlık altında inceleyelim inşallah. Şimdi çocuklukta başlıyor dediniz. Hatta anne karnında başlıyor dediniz, evet. Güvenin. Halbuki benim aklımda en azından şöyle oluşmuş bu zamana kadar. Belli bir yaşa gelip doğruyla yanlışı ayırt edip işte veya bir şeylerden zarar gördükten sonra... Belli bir yaştan sonra, 17-18'lerden sonra mı
güven, karşıya güvenme hissi gelir diye düşünüyordum ama çocuklar da güveni arar mı aileye karşı? Kesinlikle. 2 yaşındaki bir bebek de güvenin adını bilmese bile onu bekler mi? Tabii ki, kesinlikle. Çocuk doğduğu andan itibaren annesinin kokusunu, mesela annesini biliyor ve hissediyor çocuk zaten. İhtiyaç duyduğu anda anne ile bebek arasında bir iletişim kuruluyor farkındaysanız. Hı hı. Onun acıkmasını anlıyor annesi, karnının ağrıdığını anlıyor annesi, hastalanacağını anlıyor annesi. Allah-u Teala öyle bir düzen kurmuş bizim içimize. Şimdi mesela ben sevgi evlerinde, diğer bakım sosyal rehabilitasyon merkezlerinde de gönül ablalık ve annelik yapıyorum. Şimdi oradaki çocuklarımızı incelediğimiz zaman bakıyoruz ki hani bu sevgiden mahrum kalıp, ilgiden mahrum kalıp, yani annesizlik o özlemini, hı hı, çocuklar gerçekten hani birçok maddi anlamda imkan verilse bile o sevgi boşluğunu asla hiçbir şey tutmuyor. O güveni hiç kimse dolduramıyor, biliyor musunuz? İşte o yüzden bu temel ta bebeklikten itibaren atılıyor. O çocuk sevgi ortamından, ilgi ortamından uzaklaştığı müddetçe insanlara karşı sürekli bir boşluk içinde kalıyor. Bu boşluğu neyle doldurmaya çalışıyor? İşte en yakın çevresindeki insanlarla. Tabii yaş oranı büyüdükçe hata yapma oranı da büyüyor, Allah muhafaza. O yüzden dolayı ne olursunuz sevgili kardeşlerim, sevgili anneler, babalar, birbirimize ilgimizi, sevgimizi esirgemeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın çok önemli bir şey. Şimdi nasip olursa eşler arasındaki iletişime geçeceğiz. Hı hı. Sevginizi ishar edin diyor. Yani bugün sabahleyin bile çocuklarınızı gönderirken, yavrum bak seni seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Söyleyin evladım seni seviyorum, anneciğim seni seviyorum diyelim. Babacığım seni seviyorum diyelim. Yani sanki ağızlarımıza kilit vuruldu, gönüllerimize kilit vuruldu. Hepimizde böyle bir güvensizlik aşılıyoruz. Bunu yapmayalım. Sevgi göstermek güvenin ön adımı mıdır? Kesinlikle. Gösterdiğimiz sevgi cümleleri, söylediğimiz sevgi cümleleri, gösterdiğimiz sevgi eylemleri karşı tarafa biraz daha sağlam bir güveni hissettirir mi? Bunu mu söylemeye çalışıyoruz? Tabii ki, ama sevgi ispat ister tabii ki beraberinde de. Yani sevdiğimizi ishar ettikten sonra da onun ihtiyaç duyduğu zaman ihtiyacını karşılayabilmektedir. O zaman saygı kişiler... Saygı beraberinde gelecek, sadakat beraberinde gelecek. Kişiler sevdiği kişiye mi güvenir? Sevgi iletişimini, sevgi enerjisini aldığı kişiye mi güvenir? Bunu mu dememiz lazım? Tabii, şimdi şöyle bir şey, güven en yakınından başlar zaten. Yani önce anne babadan, sonrasında yakın akrabadan, işte komşuluk, arkadaşlık, dostluk, okul ilişkisi, sosyal alan genişleyerek gider. Bir dalga halinde genişleyerek gider. O yüzden dolayısıyla mutlaka tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla başlar. Hiç tanımadığımız bir insana birden her şeyimizi anlatmayız zaten. Veya birden her şeyimizi, sırlarımızı açmayız mesela. Peki o zaman eşler arasındaki güven eksikliğinin temelinde sevgisizlik mi yatıyor? Sevgisizlik, saygısızlık ve sadakatsizlik yatıyor. Hepsi bir yatıyor aslında. O zaman eşler arasındaki bu güvensizliği biraz açalım mı şimdi? Açalım. Neden güvenemiyor eşler birbirlerine? Yani güzel bir şekilde temel atılmışsa sevgi isharında mı problem yaşıyoruz? Bu ishar dediğimiz nedir hocam? Bir de onu söyleyelim. Sevgilerimizi ispat etme alanında mı problem yaşıyoruz? İşte biraz önce dedim ya, seviyorum, seni seviyorum dedik. Peki icraatinde ne getiriyor? İhtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Yani erkeğin belli bir rol dağılımı vardır, kadının belli bir rol dağılımı vardır evin içinde. Yani İçişleri ve Dışişleri Bakanı gibi düşünün bunu sevgili seyircilerim. İşte burada bu rol dağılımındaki ölçüyü kaçırdığı zaman eşler arasında güven dağılımı bozuluyor. Nedir mesela şu anda en bariz şey, erkeğin geçimini temin etmesi. Şimdi erkek bu şekilde sadece seviyorum deyip de evin geçimini temin etmez, asli ihtiyaçlarını karşılamazsa, istediği kadar sabahtan akşama kadar seni seviyorum desin, bir anlam ifade eder mi? Veya borç batağına batmış bir durumda, yani çok zor duruma soktuğu zaman istediği kadar seviyorum desin. Ne yapacağız? Ama hayat müşterektir. Bunu da unutmayacağız. Bu yaralarımıza merhem bulmaya, merhem olmaya çalışacağız. Birbirimizin eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. İşte bu yüzden dolayı maddi anlamda da manevi anlamda da güven çok önemlidir. O yüzden dolayı şu hadis-i şerif çok hoşuma gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mümin diyor, müminin elinden, dilinden, belinden emin olunan kimsedir diyor. Şimdi bunu açalım, evliliği açalım.
Mümin müminin elinden nasıl emin olacak? Yani eşim bana yani kesinlikle şiddet uygulamayacak. Eşim ben varken de yokken de arkamdan benim kuyumu kazmayacak. Benim sırlarımı paylaşmayacak. Yani benim için sığınacağım bir limandır yuvam. Benim sırrımı ifşa etmeyecek. Sonrasında ne olacaktır? Sadakatte beraberinde gelip beni aldatmayacaktır diyeceğiz. Bu şekilde evlilikteki güvenler bu şekilde sarsılıyor. Bunlar uygulanmadığı için sarsılıyor maalesef Rümeysa Hanımcığım. Peki beylerin görevini söyledik ama burada hemen beyler de şey demesin, hanımların da görevi var. Biraz da onlardan bahsedin. Bahsetmediler, es geçtiler demesinler. Hanımlarımız evet. Neler yapmalı? Eşler arasındaki güvenin sağlam olması evet, için. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar başvuralım. Efendimiz ne diyor? En çok sorun yaşanılan şeylerden, yani bunları konu başlıkları halinde işleyeceğiz ilerleyen zamanlarda inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kadın bir sığınaktır. Yuvanın temel taşıdır, annedir ve cennet ayağının altına sunulan bir varlıktır anne olabilmek. Nedir? Yuvasına sahip çıkıyor olabilmesidir. Eşinin razı olmayacağı şeylerden yapmamasıdır. Bunlar nelerdir? Eşinin istemediği kimselere karşılık. Yani bu çok önemli bir mevzu. Gerçekten hani bu konu üzerinde konuşulması gereken bir mevzu. Yabancı birilerini almamasıdır. Hı hı. Bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Bunlara dikkat edecek. Eşiyle ortak karar alıp neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz, hangi konularda daha mutlu olabiliriz. Yani en basitinden giriyorsunuz bir okula, şartları vardır, kuralları. Evliliğin de kuralları vardır, şartları vardır. Bunlara uymak ve uygulamak gerekir. Hani atalarımız çok güzel diyor. Hani gittiğin yer körse diyor, şaşı bak. Yani ben her şeyi görüyorum, ben her şeyi biliyorum demekle bu iş olmayacaktır. Girdiğiniz aile ortamı nasılsa ona uymak için burada tabii ki kadına daha fazla rol düşüyor. Biraz daha fedakarlık, biraz daha sabır kısmı hanımefendi kardeşlerimize daha fazla düşüyor. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Peki soru aklımdan gitti. Çocukların ailesine güvenine devam edelim. Soru aklıma gelirse ben devam ederim. Evet. Çocuklar da anne babaya güveni ister illaki ama bu beklenti hangi aşamada, hangi yaşta nasıldır? Bebeklikte anne kokusudur dediniz. Anne evet. Kokusu bir güvendir dediniz ama bu yaş ilerledikçe, çocuk büyüdükçe o güven nasıl ilerler? Şimdi burada orta yolu bulmak çok önemlidir Rümeysa Hanımcığım. Nasıl olacak? İfrat ve tefrit yapmayacağız. Yani aşırı koruyucu bir aile modeline girmeyeceğiz. Tamamen böyle relax, benim çocuğum özgüvenini gerçekleştirecek, özgüven patlaması olacak. Tamamen de salıvermeyeceğiz çocuğu. Mutlaka biz gözlemleyeceğiz, biz çocuklarımızı denetleyeceğiz. Onlara hissettirmeden yapacağız birçok şeyi. Çocuklar güven eksikliğinde en çok neyi kafasına böyle yerleştirir? Hangi örnekten dolayı güvende korkar? Korku cümlesi nedir? Çocuklar kendini emin hissetmek ister. Yani düştüğü zaman kaldırılıp onun annesinin bir öpücüğü onun rahatlatacağını düşünürler. Hani hı hı. Genelde böyle düştüğü zaman gel öpeyim iyileşsin deriz mesela, değil mi? Hastalandığı zaman onun yarasına merhem olabilmektir. Terk ona edilme korkusu var mıdır? Çok kesinlikle. Kesinlikle annem çok babam önemli. Beni bırakacak mı acaba mesela, korkusu var mıdır? Benim en çok yaşadığım şeylerden birisi şuydu. Yani bunu ergen döneminde daha çok yaşar. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bunu yaşamıştım mesela. En çok ebeveynlerden birini kaybetme korkusunu yaşarız. Çok sevdiğimiz insanı. Ya ölürse ben ne yapacağım? Onsuz nasıl yaşarım? Yani annem ölürse nasıl yapabilirim? Babam ölürse ne yapabilirim? Bu genelde bu ergenlikte tavan yapar bu duygularımız. Hı hı. İşte bunları nasıl çözeceğiz? Onların yani öldükleri zaman da tabii ki bilemeyiz. Hani hangimizin ne zaman vefat edeceğini bilemeyiz. Bunlar için de farklı tabii ki tedavi metotları var. Bu konuda yönlendirdiğimiz doktorlarımız, psikologlarımız var. Bu duyguları da çocuklarımıza ayaklarını yere basacak şekilde kalabilme metotlarını öğreteceğiz. Biz evet varız, sizin yanınızdayız. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince sizin arkanızdayız. Fakat siz de bir şekilde hayatta ve ayakta kalmayı bileceksiniz. Peki çocuklarımız hep bizimle yaşamıyor. Sokağa çıkıyorlar, okula gidiyorlar. Farklı örnekleri gözlemleyerek veya duyarak veya bizzat şahit olarak geri eve geliyorlar. Şimdi dışarıda şiddeti de görüyor olabilirler. Kendi arkadaşlarına, ailesinin uyguladığı veya baskıcı bir durumu hissedebiliyor olabilirler. Bu gibi örnekler, gördükleri, şahit oldukları, duydukları herhangi bir şey. Benim annem de bana bunu yapar mı?
Benim babam da beni işte sokağın ortasında böyle döver mi? Dışarıda gördüğü örnekler çocukların içine korku salar mı? Ve bu yüzden de güven noktasında aşınmalar olur mu? Çocuk zaten eğer o duygulara kapılsa, görmüş olsa bile yapmayacağı konusunda emindir, güven oturmuşsa eğer. Taşlar yerine oturduğu zaman bu soruyu soruyorsa güven yok mudur yani? Bu soruyu sordu çocuk diyelim ki. Dışarıda bir arkadaşının babası tarafından şiddet uygulandığını gördü. Benim babam da bir gün bana bunu yapar mı diye aklına geldi. Geldiyse güven noktasında sıkıntı mı vardır? Evet, vardır mutlaka. Peki biz güven noktasında evet iletişimi söylüyoruz, sevgiyi ispat etmemiz gerekiyor diyoruz ama güvenin farklı bir yerlerde anlamsız bir şekilde yıpranmaya başlıyor olmasının idrakine nasıl varacağız? Çocuğumuz bizden uzaklaşır, ne olur? Tabii ki de. Yani Allah muhafaza, bulaşıcı bir hastalık gibi. Güven gittiği zaman her şey biter. İnsanın önce kendine güvenmesi gerekiyor. Yani fert olarak bu çocuklara, önce anne baba olarak çocuklara güveni öğreteceğiz. Büyüdükçe de insanın kendine güvenmesi. Mesela kendimizi ele alalım. Bugün biz kendimizden örnek verelim inşallah. Kendimize güvenimiz olacak. Sonra bizler güvenilir insan olacağız. Sonra da güvenmeyi aşılayacağız insanlara. Eğer bunu başaramazsak tabii ki mutsuz insanlar ortaya çıkacak. Düşünsenize, Allah muhafaza. Yani eşime güvenemiyorum, evlatlarıma güvenemiyorum, arkadaşlarıma güvenemiyorum, komşularıma güvenemiyorum. İnsan böyle bir dünyada yaşamak istemez ki. Yalnız sıkıntısı oluşur en basitinden. Çok özür dilerim ama kafayı yer zaten. Yaşanmaz yani, çekilmez hayat. İşte o yüzden dolayı da aslında hayat çok ince bir çizgidir. İnsanın hayatında şöyle düşünün, şöyle yapayım isterseniz ben. Hani şöyle düşünelim. Şöyle bir çizgiyi düşünün. Yani insan hayatı böyle dümdüz giderken mutlaka insan hayatında inişler ve çıkışlar olacaktır. Hı hı. Yani bu artı manada da eksi manada da hep böyle iner çıkarız. Belli grafikler sonra olacak. Sonra hafif aşağılara indiğimiz, yani moralimizin, motivasyonumuzun düştüğü, bunlar hastalık olabilir, maddi anlamda kayıplarımız olabilir, arkadaş çevremizin değişmesi, iş ortamımızın değişmesi, bir sürü sebep sayılabilir bunlara. Sonrasında bu iniş çıkışları yaparken, bu aşağılara inişler başladığı zaman Allah muhafaza, eğer bu düz çizginin üzerine çıkamazsak dibe vururuz. Hani nasıl denize inen kardeşlerimiz vurgun yerlerde toparlanamazlar ve ölümle sonuçlanır. İşte bu tür duygularımızı kaybettiğimiz zaman, yani ki çok önemli bir duygudur, güven duygusunu kaybettiğimiz zaman Allah muhafaza, insan hayatında birçok şeyi de kaybeder. Peki o zaman sokaktaki vatandaşlar güven noktasında bize neler söylemişler? Hangi cümlelerle bize gelmişler? Bir izleyelim bakalım VTR'yi neler duyacağız? Toplumda güven eksikliği oluşmaya başladı. Kimse kimseye güvenmiyor. Şu gözüme güvenmiyor. Doğru, toplumda kimse hiç güvenmiyor. Tarikata gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz ama dediğin doğru canım benim. Güvenmeyin. Bir borç vereceğiz mesela, borç vermeye bile, borç istemeye bile birbirimize güvenimiz kalmadı en basitinden. Doğru mudur? Doğru. Niye oldu, biz güveni niye kaybettik birbirimize? İnsanlar arasında neden güvensizlik başladı? Neden güvensizlik başladı? Yıkılmış. Yıkılmış şartlarında. Öyle değil mi? Yıkılmış şartlarında. Birbirimize güvenemiyoruz. Vallahi şimdi nesil bozuluyor artık yani. Duralım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ekonomik şartlar diyor. Ekonomik şartlar bence biraz daha ilerleyen bölümlerde girebilir. İlk etapta biz duygu olarak bunu yaymayalım. Ne demek sağ gözüm sol gözüme güvenmiyor? Böyle bir şey empoze edelim. Nasıl bilirsin karşıdakini? Kendim gibi bilirim. Kendim nasılsam, eğer ben güvenilir bir insansam, karşımdakini de güvenilir görüyorum ve güvenilir bir şekilde davranırım. Hı hı. Fakat bu yapılan haberler, toplumda karşılaşılan yanlış davranışlar, tavırlar, olumsuzluklar insanlara korku salıyor. Hı hı. O yüzden dolayı da hani biz farklı bir format uygulayalım. Hani bu Konya TV olarak da, Kanal 42 olarak da, biz kendimiz yaptığımız program olarak da, fertler bazında olarak da biz bu korkulara bir gem vuralım arkadaşlar. Biz güveni aşılayalım, sevgiyi aşılayalım, vefayı aşılayalım, dostluğu aşılayalım, arkadaşlığı aşılayalım, kardeşliği aşılayalım. Bizler farklı yol ve metotlar bulabiliriz, yapabiliriz Allah'ın izniyle. Oradaki ablamızın sağ gözüm... Ekonomik sebepler kısmına kesinlikle katılmıyorum. Yani şu ilk safha olarak katılmıyorum. Mutlaka insanın güven duyabilmesi için sadece ekonomik şartlar gerekmiyor. En basitinden şunu veriyorum size emanet olarak.
Bakın bunu bana geri geleceğini biliyor olmam, Rümeysa bunu tekrar bunu bana iade edecektir. Bu bile güven meselesidir. Emanete riayet konusudur. Genelde toplumumuzda mesela şimdi gelen VTR'lerde göreceğiz galiba değil mi? Hı hı. Ekonomik olarak birbirimize borç verme konusunda, hatta anahtarımızı verme konusunda. Tabii biz çocukluğumda hatırlıyorum, biz birbirimize ailelerimiz gönderirdi, ederdi. Anahtarlarımızı verirdik. Komşuluktan bahsediyoruz burada değil mi hocam? Evet. Komşunun komşuya güvenmesi. Kesinlikle. Şu anda durum ne alemde? Bir bakalım, devam edelim. Devam edelim. Nesil bozuluyor. Yeni yetişen nesil bizim zamanlarımıza göre biraz daha yani değişik. Ben ona bağlıyorum. Mesela eskiden bir tapu mesela verilmesi yokmuşmuş. Sözde satılıyormuş ama şimdi bile babana bile güvenemiyorsun yani, yeri geliyor. Çok güzel. Keselim mi? Kefil oluyor, arkadaşın borcunu ödemiyor. Doğru mu? Doğru. Bu bir. İkincisi, yani bir komşuna bayramcı geliyor, o da bir şey bekliyor. Hani beklediğini bulamıyor. Vallahi herkes kesinlikle kendine göre bir güven sağlaması lazım. Evet, mesela oradaki kardeşimiz ne dedi? Gerçekten öyleymiş, söz namustur. Öncesinde hani kefil bulmak, senet yapmak, çek yapmak. Zaten bir insan ödemeyip seni aldatmaya kafaya koymuşsa bir şekilde buluyor yöntemini. Allah iyilerle karşılaştırsın tabii. Amin. Ki. Toplumumuzda tabii ki iyisi de kötüsü de hırlısı da hırsız da birçok insan olacak. O yüzden Allah-u Teala bizi doğuştan 4 farklı özelliklerle dünyaya getiriyor. Nedir o 4 fark? Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, adaleti zulümden, faydalıyı zararlıdan ayırma yeteneklerini hepimize vermiş. Şimdi bu 4 şartın bir kısmı faydalı olanı alacak, bir kısmı zararlı. Bir kısmı iyi alacak, bir kısmı kötü alacak. Bir kısmı güzeli alacak, bir kısmı çirkin alacak. Zaten o yüzden bu dünya hayatı bizim ayrıştırma yerimiz. Öbür tarafta ayrıştırma diye bir olay yok. Öbür tarafta artık bedel ödeme yeridir. İşte o yüzden dolayı fert olarak bizler hangi rolü üstleneceğiz? Bu çok önemlidir. Gerçekten çok güzel bir konuya değindi kardeşimiz. Eskiden yokmuş. Şimdi günümüzde hani senet üstüne senet alıyoruz, kefil üstüne kefil alıyoruz. Ama yine de karşımızdaki insan art niyetli ve bizi tuzağa düşürmek için plan program yapmışsa kendince dünyalık amacına ulaşmış olur. Ama maalesef ahiretteki hayatını mahvetmiş oluyor. İşte söz namustur diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Devam edelim. Reklama gideceğiz hocam. Reklama gidelim şimdi. Reklamın ardından VTR ile devam edelim. Efendim şimdi reklama gidiyoruz. Reklamın ardından bizler burada olacağız. Efendim ikinci bölümle karşınızdayız. Turkuaz bu hafta son programıyla, haftanın son gününde son programıyla son bölümüne de adım atmış oluyor böylelikle. Biz neyi konuşuyoruz bugün? Toplumda güven eksikliğini konuşuyoruz. Eşler arasındaki güven eksikliğini, çocukların ebeveynlerine olan güven eksikliğini, hatta alışverişte, sosyal hayatta, ticaretteki güven eksikliğini konuşuyoruz. VTR'mizde birkaç dakikalık bir izleme yapmıştık. Filiz Hocam'la birlikteyiz ve VTR ile devam edelim. Bakalım VTR'de daha neler var? Böyle bir güven sağlaması lazım ki karşısı da ona bir güven sağlaması lazım ki güven böyle büyümesi lazım. Ya değilse sanmıyorum. Olmaz da bu şeyde de açık zor mu bilmiyorum. Hırsız çoğaldı. Nereye açacaksın da? Kapıyı açmaya korkuyoruz doğru. Şimdi 3 tane bayan hırsız çoğalmış. Nereye açacaksın? Ödümüz patlıyor açmaya. Güvenip açamıyoruz doğrusu. Toplumda insanların birbirine karşı bir güvensizliği var artık. Bir borç para istediğimiz zaman acaba geri verir mi diye tedirginliğimiz oluyor. Güvenimiz kayboldu birbirimize karşı. Niye olduk böyle sizce? Konuş bilememiş. İnsanlar birbirine güvenemiyor işte. Kimse alıp dolaşıyor, kimse işitmiyor, veriyor, kimse alıp dolaşıyor. Güvenebiliyor mu, güvenemiyor. Niye güvenmiyoruz? Önce kendimiz işlerimizi veya kendimize yontuyoruz, kendi menfaatimizi düşünüyoruz, karşı tarafı düşünmüyoruz. Öz değerlerimizden uzaklaştığımız için artık kul hakkını, Allah'ı, peygamberi tam bilmediğimiz için güvencimiz bundan. Bunları bilen bir insan hem başkasına güven verir hem kendisi onlara güvenir. Yani komşu bugün bir komşusu bir insanın kendisine güvenmiyorsa o tam bir Müslüman değildir yani. Komşusu her şeyle her şeyini ona emanet edebilmesi gerekir. Ama bugün maalesef kendi çocuğuna veyahut en yakınına bile bunları şey yapamıyorsun ya. Yani.
emanet edemiyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Neleri artık göz ardı ettiklerimizi ön plana almamız lazım da yeniden birbirimize güveni sağlayalım? Tekrar geriye dönmemiz lazım. Önce İslami değerlere önem verip, İslami değerleri iyi bilip, bunları yaşayıp ve yaşatmak için gayret etmemiz lazım. Bunlar olmadan zor ya. Ben babama güvenmiyorum. Duralım mı? Bir duralım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Hacı amcamıza. O konuşurken aklıma geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğu bir dönemde 3 tane genç geliyorlar ve bir kişiden şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Çağırıyorlar, sorun nedir diye soruyorlar. O kişi anlatıyor, biz bu kişiden davacıyız. Hı hı. Sorun nedir? O kişi davacı olunan kişi diyor ki, efendim diyor, ben diyor hani hali vakti yerinde bir insanım. Çok güzel, çok önemsediğim de bir atım vardı. Biz ailemle böyle gezmeye çıkmıştık. Çıktığımız bir alanda giderken de, yani ne kadar uğraştıysam da atım bunların bahçesinden meyve yemeye başladı. Engel olmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Sonrasında içeriden bir adam çıktı. Benim o göz bebeğim gibi baktım, ata aldı bir taş attı. Atım oracıkta öldü. Ben buna çok üzüldüm, çok sinirlendim, çok kızdım. Bu sefer de kaldırdım, ben de bir taş attım. Babası da orada öldü. Gençler diyorlar ki hayır diyorlar, biz artık davacıyız. Hüküm senin ya Ömer dedikleri zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh da diyor ki hüküm belli zaten. Yani diyete karşı diyet, cana karşı can. Dolayısıyla senin de idam edilmen gerekiyor. Fakat o arada diyor ki efendim diyor biz hali vakti yerinde bir aileydik. Babam yüklice bir para bıraktı. Kardeşim yetim olduğu için onun hakları var. Müsaade ederseniz bana 3 gün, ben o 3 gün içinde gideyim. O kardeşime verilecekleri, babamın vasiyetini yerine getireyim. 3 gün sonra tekrar geleyim. Siz cezayı infaz edin diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki yerine birini bırakman gerekir. Hiç çevresinde tanıdığı kimse yok. Tamamen yabancı kişiler. Gözüne oradan bakıyor. Tabii ashab-ı güzin efendilerimiz oturmuş. Bu kişi benim yerime kalır diyor. İşaret ettiği kişi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın göz bebeklerinden Amr bin As radıyallahu anh. Kalır mısın diyor. Evet kalırım diyor. Bakın ne Amr bin As o kişiyi tanıyor ne de o kişiyi tanıyor. Sonrasında Amr bin As onun yerine rehin kalıyor 3 gün. 3 günün sonunda ortada ne adam var ne başka bir şey var. Kaçmış oluyor yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki bunun diyetini ödesek kabul olunmaz mı? Ne yapılabilir? Çözüm üretmeye çalıştığı zaman hayır biz diyor yani cana can istiyoruz diyor. Hı hı. Pekala. Bu diyor madem siz böyle istediniz hüküm kesindir. Yani bu en sevdiğim arkadaşım da olsa Amr bin As da olsa hüküm yerine getirilecektir. Adalet timsali Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve hazırlıklar başlıyor. Amr bin As asılacak. O arada koşaraktan o beyefendi geliyor. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh senin diyor gelmeme ihtimali vardı. Hani gelmesen biz seni bulamayacaktık yani. Yerine de birini koymuştur. Neden geldin? Yani beni hiç tanımadan bu insan bana güvendi. Ben onun güvenini boşa çıkarmamak için geldim diyor. Sonra Amr bin As'a dönüyor diyor ki sen neden diyor tanımadığın birine kefil oldun? Hiç tanımıyorsun, bilmiyorsun neden böyle kefil oldun? Yani o kadar kimsenin içinde beni seçti. Ki kefil olduğu şey de o kadar basit bir şey değil. Hayattan can bahsediyor, yani. Candan bahsediyoruz insanlık burada. İnsanlık öldü mü dedirtmeyeyim diyor. Sonra öbür 3 kişi, davacı olan 3 kardeş buradaki o insanların fedakarlığını görünce biz de diyor davamızdan vazgeçtik diyor. İnsanlık öldü dedirtmeyelim diye. Bugün bakıyoruz neden biz birbirimize bu kadar içimize korku salıyoruz. Güvensizliği salıyoruz. Salmayalım içimize güvensizliği. Peki amcanın dediği gibi güveni alabilmek bakın, için önce kendimiz mi güvenilir kesinlikle. Olacağız? Kesinlikle. İlk başta bakın büyük şeylere ulaşabilmek için her zaman en küçüğünden başlamamız gerekiyor. En küçük de nedir? Kendimizden başlamamız gerekiyor. Biz önce kendimiz güvenilir olacağız. Evlatlarımızı güvenilir yetiştirmeye çalışacağız. Sonrasında dışarıya salacağız. Halka büyüyerek gidecek inşallah. Peki devam edelim VTR'de ne var? Sana güven. Ya niye ortalık böyle olmuş işte. Herhangi bir şey verirken çok iyi. İstediğin mukvatüs. Buna güvenilir mi? Güvenilmez.
Şimdi kardeş kardeşe güvenmiyor, akraba akrabaya güvenmiyor. Yani ama eskiden böyle değilmiş, daha sıkı güvenlik ya güven şimdi, varmış. Şimdi biz çocuk, babamız bizi gönderiydi oğlum filana git de bir para al gel. Babamın selamı var dedin miydi, adam tereddütsüz biriydi. Şimdi hemen senet aldığın halde parayı alamıyor. Doğru değil mi? Peki burada insanların biraz riyakarlığı mı var? Sahte yüzleri mi oluyor? Nedir bunun burada sebep? Kardeşim şimdi akşam televizyonda seyrettim ben. Adam emekli olmuş. Adamın kredi kartından nasıl girdilerse girmişler. Evet. Adamın bir sürü borca derde sokmuşlar. Bunu ne bileyim ben nasıl iş bilmiyoruz ki. Yani ben kendime bile zor güveniyorum kardeşim bana soracağız. İki yüzlülükte. En çok iki yüzlülükte. Birinin arkasından konuşuyor, sonra yüzüne gülüyor. O yüzden yani başka bir şeyden değil. Şimdi insanlar sizce birbirine gerçekten güveniyor mu? Maalesef. Neden güvenmiyorlar? İşte güven çok az. Hı hı. Toplumumuzda çok az. Herkes yani herkes kötülük düşünüyor, hiç iyilik düşünen yok. Toplumda biz güveni kaybettik. Herkes birbirine güvensizlik hissediyor. Komşu komşuya, akraba akrabaya, dost dosta güvenmiyor. Bunun sebebi olarak riyakarlık, sahtekarlık, ikiyüzlülük, yalan gösterilebilir. Ne sizce neler oldu da, neler yaşandı da toplum artık güvenmez hale geldi? Neler yaşandı? Yani yalan mı? Yalan. Yalan. Hepsi. Yani hepsi. Hepsi burada içinde. Duralım arkadaşlar. Vallahi. Gerçekten de çok önemli bir mevzu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelip soruyor. Diyor ki, ya Resulallah diyor, mümin korkak olabilir mi? Olmasa iyi, lakin olabilir. Hı hı. Peki mümin cimri olabilir mi? Olmasa iyi ama olabilir. Mümin hata işleyebilir mi? Kusur işleyebilir mi? Günah düşebilir mi? Düşmese iyi ama düşebilir. Peki mümin yalan söyleyebilir diye bir soru görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sinirlenince böyle burasındaki damar da kabarırmış. Alnında da böyle damarları kabarırmış. Hı hı. Şöyle diyor. Asla diyor. Mümin asla yalan söylemez. Hayatımıza yalan niye giriyor? İşte en temelindeki güveni sarsan şeylerden biri bu. Sadakati sarsan şeylerden biri bu. İyi niyetimizi sarsan şeylerden biri bu. Biraz önce değindiğimiz bir konu. Yani emanet veriyoruz, borç veriyoruz. Ya da işte bu kıyafetin olur, araban olur, değil mi? Ondan sonra veya evladın olur. Evladı ya insanın canının goncası yani. Değil mi? Emanet verirsin komşuya birkaç saat bak diye. Kolay bir şey değildir. Ama nedir? Mümin müminin elinden, dilinden, belinden eminse emin. O emaneti en güzel şekilde riayet ederek verir sana. Her şeyini emanet edersin işte. Elinden diyor, eliyle aldığı borcunu sana tekrar eliyle getirip vermesidir sana. Diliyle nedir? Sen olmadığın zamanda bile senin hakkını koruyabilmesidir. Birisi seninle ilgili kötü bir şey söylüyorsa bile onu susturup hakkı ve hakikati söyleyebilmektir. Hayır öyle değildir bu mevzu deyip mutlaka bir geçerli sebebi vardır. Hüsnü zanı çalıştırabilmektir. Suizanı değil. Ama bugün mesela sabahtan beri VTR'lerde dönen şeylerde gerçekten toplum olarak böyle sinsi bir hastalık gibi güvensizliği içimize yaymaya çalışıyoruz. Bunu yaymamak için biz de güvenilir olmayı yayalım. Yalanın üzerine tekrar döneceğiz hocam. Toplum içindeki yalanın bizi nasıl güvensizleştirdiğini ama telefon attığımızın ucunda Sevim Hanım varmış. Ankara'dan arıyor kendisi. Sevim Hanım beni duyabiliyor musunuz? Merhaba. Merhabalar Sevim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Büyük bir dikkatle izliyorum programınızı. Teşekkür ederiz. Başladığım günden beri çok teşekkür ederim. Bence aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmemiz, akraba ilişkilerini, sıla-i rahim. Yani bunları daha bir ciddi bakarsak daha güzel bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz İnşallah. Sevim Hanım. Destek verdiğiniz programa ederim. Katılım çok gösterdiğiniz için. İzliyoruz sizi, izlediğimizi bilin diye aradım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Hoşçakalın. Ankara'ya selamlar. Sağ olun. Sıla-i rahim dedi Sevim Hanım Ankara'dan. Evet. Geçen hafta vefa üzerine de bu konuda değinmiştik. Unutuyoruz, güvenemiyoruz. Şimdi normalde bakın ayette bile en yakından başla diyor. Şimdi birbirimizin yaralarına merhem olmakla başlıyor iş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir avuç Müslümandı. Malını, canını, her şeyini feda edebiliyorlardı. Onlar birbirlerini gördükleri zaman ne diyorlardı? Ya Resulallah, malımız, canımız, evladımız, her şeyimiz sana feda olsun. Bugün hani bizden böyle bir şey talep eden yok.
Ama Allah rızası için biz birbirimize fedakarlık etme noktasında, yani hal hatır sorma noktasında, hastayken ziyaret etme noktasında veya bir derdi varsa, bir sıkıntısı varsa, maddi anlamda da manevi anlamda da merhem olmak için uğraşmıyoruz. Hatta çok üzülerek söylüyorum. Gördün mü falancanın kızını, falancanın gelinini, falancanın oğlu ne hale düşmüş, görüyor musun? Maalesef bu hale düşmüşüz. İşte bunları onarabilmek için biz tekrardan hayatımızın her noktasına Kur'an ve sünneti oturtmamız gerekiyor. Birinci merhem, ilaç bu olması gerekiyor kesinlikle. Yalan dedik hocam, işte VTR'de de izlediğimiz kadarıyla yalan dedi oradaki bir bayan izleyicimiz. Müslüman asla yalan söylemez. Yalan Müslüman'ın hayatına girmemeli kesinlikle. Yalan yok yani sevgili dinleyicilerim, sevgili izleyicilerimiz, lütfen hayatımızdan yalanı çıkartalım. Biz alıştırmayalım. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otururken yanında bir hanımefendi çocuğa diyor ki gel sana şeker vereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözlemliyor böyle. Diyor ki şekeri verecek misin diyor. Evet ya Resulallah diyor. Eğer diyor şekeri vermeseydin yalancılar defterine yazılacaktın diyor. Yine bir hadis-i şerifte kişi diyor doğru söyleye yalanı doğrular defterine yazılır. Salihler defterine yazılır. Yalan söyleye de diyor yalancılar defterine yazılır. Cehennemlikler içinde olur. Allah muhafaza. O yüzden dilimizi alıştırmayalım. Yani en basitinden bugün herkes biliyor. Şimdi telefon çalıyor. İşte anne Ayşe teyze geldi veya babacığım işte Mehmet amca arıyor. Yok de oğlum, yok de. Ondan sonra annem yok de. Annem uyuyor de. Uyanıksın, annem uyuyor de. Ha şunu de. Annem şu anda müsait değil. Size dönecek veya size gelecek. Bu şekilde eğitelim. Yani çocuklarımızı da bizler yalançılığa alıştırmayalım. Ve bu çok hassas bir örnek oluyor burada. Kendimiz bir riske girecek bile olsak hayatımıza kesinlikle yalanı sokmayacağız. Müslümanın hayatında asla yalan olmayacak sevgili kardeşler. Güvenin artık çıkış noktası da böyle o tohumun atılmasının birinci aşaması da zannedersek yalan. O yalanın olmasından dolayı. Karşı taraftaki yalanı sezdiğiniz zaman, size farklı, başkasına farklı konuştuğunun artık farkında olduğunuz zaman o kişiyle sizin aranızdaki güvenin bağı bir şekilde yalan makasıyla kesiliyor mu diyelim? Kesinlikle. Yalanı hayatımızdan çıkartacağız inşallah. Peki. Hadi VTR ile bir devam edelim. Ne bileyim artık modernleşme mi, modern hayat mı? Çağdaş yaşam tutturduk bir, çağdaş yaşamın etkileri. Hı hı. Gerçekten de öyle güvenemez olduk. Aslında benim komşularım var, Allah razı olsun, şu anda güveniyorum, kardeşime güvenir gibi güveniyorum da yine de dediğiniz gibi çağdaşlık diyorum ben artık, çağdaş yaşam altında insanların birbirine olan güveni kalmadı. Yaşam tarzı değiştiği için mi artık, biz modernleştiğimiz için mi? Modernleştiğimiz için. Artık eskiden evler küçükmüş, gönüller zengin büyükmüş. Şimdi evler büyüdü, her şey çok geniş ama gönüllerimiz küçüldü. Çok güzel söyledi. O yüzden güvenemiyoruz herhalde. Peki insan arasındaki riyakarlık, sahtekarlık, yalan, bunlar da bizi ittirmiş olabilir mi karşı tarafa güvenmeme noktasında? Zamanla tabii. Karşılıklı böyle göre göre birbirimizden zamanla güvensizlik oluşuyor. Ben güvenemem. Herkes menfaat için, kendi çıkarları için yalan yani güvenemiyor yani. Şahsen ben güvenemiyorum. Babama da olsa artık güvenim yok. Peki bu güven eksikliği bizim kötü etkiliyor illa ki, toplumu yozlaştırıyor. Neler yapmamız lazım ki, neleri terk etmemiz lazım ki? Örneğin yalan. Yalanı bırakırsak yeniden güveni sağlar mıyız veya siz ne söyleyebilirsiniz? Şimdi insanlara güvenmemiz için başta bir ticaret. Ticarette insanların dürüst olması lazım. Dürüst bir ticaret yaptığı zaman yalansız olur. Yalansız olunca da ne olur? Güven başlar. Yani insanların başta birine güvenmesi için menfaatini unutacak. Tek benim demeyecek. Vallahi ben hiç öyle bir şey görmedim. Herkes birbirine güveniyor yani. Sizce güveniyor. Pozitif. Peki siz bu güveni nasıl sağlıyorsunuz veya karşı tarafa nasıl güveniyorsunuz? Her şeyin başı doğruluk. İnsanlık. Bir insan insan olduğu zaman, doğru dürüst olduğu zaman karşıdakini de öyle bilir. Tamam mı? Ama sen sahtekarsan, üçkağıtçıysan, karşıdakini kandırmaya çalışırsan başına geleceği bilirsin. Yani kişinin kendisi mi doğru olması lazım tabii, öncelikle? Her şeyden önce kişi kendini doğrulaması lazım. Karşıdakini yanlışlığını
kapatacak. Tamam mı? Sen yanlış yapabilirsin ama ben sana derim ki bacım senin şu yanlışın var derim, düzeltirsin. Herkes birbirine saygısını gösterirse doğruluk diye hiçbir zaman kaybolmaz. Güven tekrar sağlanır diyorsun. Tabii sağlanır. O zaman kendimizden başlamamız lazım tabii, öncelikle. Her şeyden önce biz kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Başka kimseyi hocam değil. Evet. Kendimizi düzeltelim. Evet. Yani kendimizden başlayacağız diyoruz buradaki amcamızın sözleriyle birlikte. Evet. Sözün özü buradan başlıyor. Her şey noktadan itibaren başlıyor. Yani her şey bizde bitiyor, bizde başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, burada şey aklıma geldi, bu hikaye olarak anlatılır, bunu anlatmak istedim müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Bir gün birisi, bu Osmanlı zamanında yaşanan bir hikaye, İstanbul'da bir çeşme yaptırıyor ve üzerine yazı yazdırıyor, Müslümanlar bu çeşmeden içemez diye. Hemen kadıya gidiyorlar, şikayet ediyorlar, yaptıran bir Müslüman, suyu içemeyecek olan yine Müslümanlar, bu nasıl iştir diyor, kadıya şikayet ediyorlar. Kadı çağırıyor yaptıran kişiyi, neden böyle bir yazı yazdın diyor. O da çok güzel bir şekilde ispatlıyor. Diyor ki şimdi diyor efendim diyor bir tane diyor kiliseden bir tane papazı diyor getirin. Kadı aldı geldi dedirttirin diyor. Yani biz burada ağırlayalım. Getiriyorlar. Kilisenin camiası, cemaati toparlanıp geliyorlar. Neden getirdiniz, ne yapacaksınız, bir suçu mu var, siz nasıl götürürsünüz gibi. Hı hı. Böyle hemen hepsi bütün arkasında geliyor ahalisi. Sonrasında ağırlayıp gönderiyorlar. Şimdi de diyor, bir de diyor ondan sonra Havra'dan, çünkü İstanbul'da bütün bunlar var biliyorsunuz. Hı hı. Havra'dan bir tane hahamı getirelim diyor. Aynı şekilde Yahudilerin hepsi birden ayaklanıyorlar, getiriyorlar, geliyorlar. İşte alamazsınız, ne oluyor, bir durum mu var, ne yaptığınızı zannediyorsunuz falan. Tekrar onu da gönderiyorlar ağırladıktan sonra. Sonrasında şimdi diyor bir tane camiden imamı getirelim diyor. Tutup getiriyorlar imamı. Allah bilir ne altlar yemiştir ya. Bunu da getirdiler, kim bilir ne yapacak. Cemaat başlıyor kendi arasında böyle konuşmaya. İşte diyor anladınız mı diyor. İşte bu yüzden dolayı diyor Müslümanlar içmesin. Bizler bir kere Müslümanlar olarak hani birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor, güvenmemiz gerekiyor. Nasıl diyor Efendimiz, doğudaki Müslümanın eline diken batsa, batıdaki hissetmezse bizden değildir diyor. Biz dibimizdeki komşumuz bizim şerrimizden diyor ki, komşu komşu, komşunun şerrinden emin olmazsa diyor, kamil iman sahibi olmuş olamaz. Ya bakın çok ağır bir hadis-i şerif. Nasıl emin olacak? Yani bilmeli ki benden zarar görmeyecek bu komşum. Hı hı. Yani namusuna göz dikmeyecek, evde yokken evine zarar vermeyecek ve çocuklarımız sürekli 7-24 saat evde mi tutacağız? Şimdi bakın siteler artıyor, güvenlik kameraları, güvenlikler artıyor ama yine insanlar kendilerini güvende hissedemiyorlar. Artık evlere bile yerleştirip onu izliyorlar. Farkında mısınız? Hı hı. Eve aldığı kişiyi izliyor insan. Bakıcıyı eve izliyor. Koyduğu bakıcıları izliyor. Niye? Bu kadar emin değiliz bizler birbirimize karşı. O yüzden dolayı bütün bunları tersine çevirebilecek güçte miyiz? Tabii ki bu güçte ve potansiyeldeyiz. O yüzden dolayı kendimize silkeleneceğiz. Güvende aynı güven stoklarımızı çoğaltacağız ve bulaşıcı hale getireceğiz. Nasıl şimdi soğuk havalar geldi, grip hapşırdın mı yayılıyor. Ben sana güveniyorum, bana güvenebilirsin diyebilmeliyiz. Aynı şekilde siz de diyebilmesiniz. Hepimiz çok güzel söyledi en sonki konuşan hacı amcamız. Ben öyle bir şey düşünmüyorum dedi. Evet düşünmüyorum. Pozitif bakarsak pozitif göreceğiz. Tabii ben kendimi güvenilir silahını da unutmayacağız ama Allah-u Teala karşımıza hayırlı insanları çıkarsın inşallah. Çünkü hı-hı, gerçekten söylediğimiz gibi her türlü insanla yaşayacağız. Herkes de bu taşlar yerine oturmamıştır. Karşılaştığımız yanlışlıklar, yani bir başka kimsede yaşadığımız olumsuzlukları bütün insanlara mal etmemeliyiz zaten. Buyurun. Biz kendimizin güvenilir olduğuna bir kanaat getireceğiz. Ben güvenilir miyim? Ben evet, güvenilirim. Birisi bana emanet bıraktığı zaman ona hıyanet etmez miyim? Veya yalan söylemez miyim? O kişi olmadığı zaman arkasından dedikodusunu yapmaz mıyım? Bunları kendimizde bir sınayacağız. Kendimizde bir güvensizlik, kendi kendimizde bir güvensizlik hissedersek önce buradan mı başlayacağız? Tamirat biraz. Tabii. Kendimize. Vidaları, tornavidaları kendi içimizde mi biraz çalıştıracağız öncelikle? Tabii. Önce kendimize batıracağız. İğneyi kendimize batıracağız, çuvaldızı karşına. Yani biz bir şeyleri beklerken hep farkındaysanız karşıdan bekliyoruz. Ama bazı kişiler vardır ki kendi hatasını görmeyi hiç kabul etmez. Ben mükemmelim der hocam.
ben en güvenilirim, ben en doğruyum, ben hiç yalan söylemeyelim der. Böyle insanlar da var toplumumuzda. Kendi hatasını kabul etmeyen. Onlar işte onların yüzleşmesi gerekiyor bazı şeylerle Rümeysa Hanımcığım. Yani kabul etmemek gerçekten çok yani inatçı bir vaka, bu vaka söylediğiniz vaka galiba. Bunun özellikle tedavi olması gerekiyor kesinlikle. Hı hı. Hadi devam edelim. VTR'mizde az bir süre kaldı. VTR'yi bir tamamlayalım, sonra toparlayacağız hocam inşallah. Tamam. Ondan sonra karşı tarafı düzelteceğiz. Efendim şimdi cezalar ağırlaşacak bir kere. Ağırlaşacak ceza. Trafikten tut da böyle sizin anlattığınız gibi bütün cezalar arttırılacak. %100 ceza olacak ya. Yani hiç şey yok yani bunun. Ceza olacak. Yapılan bir suça daha ağır cezalar getirilirse güven sağlanır mı toplumda? Sağlanır. Sağlanır. Mum gibi olur vallahi millet. Tamam mı? Mum gibi olur. Birbirimize güven neye getirdik? Güvenilmediğinden de yapılan saygısızlıktandır. Karşılıklı saygı, sevgi olmadığı yerde güven olmaz. Sevgi olursa saygı da olur. Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz, güven de olmaz. Ben bunu biliyorum sadece. Peki toplum eskiden çok daha birbirine güvenen insanlarmış. Yani en azından en basitinden komşu komşuya güvenirmiş. Emanetini rahatlıkla bırakabilirmiş ama artık bu yavaş yavaş yok olmaya başladı. Neden? İnsanlarımızın biraz daha cimriliğindendir bu. Cimrilik olduğu yerde kimse kimseye ne emanet alır ne de emanet verir. Bir de verilen emanet hani yerinde durmadığı için güvenemez. Buradaki ablamızın cimrilikten kastettiği nedir acaba? Gerçekten elimizin sık olması mı? Merhem olamamaktan kaynaklanılıyor. Yani maddi olarak bir sıkıntıya düştüğü zaman ne yapacak? Mesela şu hadis-i şerif hani komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Bugün ne aç olduğumuzdan haberimiz var, ne hasta olduğumuzdan haberimiz var. Çok üzgünüm ama yani bazen diyorum ki ölsek kokacağız apartmanda ki haberlerde bunları izliyoruz. Hı hı. Ölüyor kokudan artık rahatsız olup komşular o şekilde haber veriyor. Bu da hani ne kadar çok birbirimize ilgisiz olduğumuzu mu ortaya koyuyor artık vurdum duymazlığımızı mı, yoğunluğumuzu mu, neme lazımcılığımız mı? Evet, onları ortaya koyuyor diye. Komşu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifinden şöyle yırtmak mümkün müdür? Haberim yoktu. Değil işte, ilgileneceksin diyor. Birlikte olmayı öğrenemedik, birlikte yaşamayı öğrenemedik. Yaşamak için çaba sarf edeceğiz diye düşünüyorum. Bir önceki VTR'deki kardeşimize de ona dönmek isteyeceğim. Çok hoşuma gidiyor. Bunu bir yerde okumuştum. Kişi ya Allah'tan korkacak ya da kanundan korkacak. Ancak insanlar o şekilde hayatta ve ayakta kalırlar. Şu anda günümüzde Allah'tan da korkma kalktı. Kanundan da korkma kalktı. İşte o yüzden dolayı bu kadar sorun yaşanıyor toplumda. Geçenlerde bir abimizle muhabbet ederken abinin verdiği örnek de güzeldi. Bugün güvenlik kameralarından, TEDES'ten, mobeselerden korkuyoruz ama Allah'ın kameralarından hiç korkmuyoruz diyordu. Evet. Onların ki halbuki her yerde. Mobese her, bazı yerde 24 var. 24 saat her an çekimde. Ondan kaçma veya yırtma şansın var. Değil mi? Mesela şimdi hızı ayarlıyoruz biz. Ona kameranın alacağı alana gelip ölçüyoruz, geçiyoruz. Sonrasında gene hıza başlıyoruz. Düşünsek ya bizim kendi hatamız yüzünden yani bir kazaya sebep olduğumuz zaman ve bu benim gerçekten ihmalim, kendi aceleciliğim yüzünden oluyorsa Allah-u Teala bundan beni sorumlu tutacak. Bunun bilincinde ve şuurunda olursam o TEDES bana çok bir şey ifade etmemesi gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yarın dev sinevizyonlarda kendi hayatlarımızı vizyona girip izleyeceğiz sevgili seyircilerim. O yüzden orada güzel güzel dünyadaki hayatlarımızın filmlerini izlerken en güzel görüntüler, en güzel karelerin olması için çok güzel roller işlememiz gerekiyor. Pozlar vermemiz gerekiyor öyle değil mi? Hı hı. Bu iyilik, güven, vefakarlık, ondan sonra kadir şinaslık, ahde vefa hepsini çoğaltabiliriz. Peki ablanın oradaki cimriliğine dönersek? Paylaşımsızlık mı oradaki ima edilen? Her şey, her konuda. Maddi anlamda da cimriyiz, manevi anlamda da cimriyiz yani. Diyorum ya, hani mesela beyler bugün hani aileye geri dönecek olursak, beyler arkadaşlarına gösterdiği ilgiyi, arkadaşlarıyla geçirdiği vakitleri eşlerine göstermiyorlar mesela. Veya işte neyse ilgilendiği alan, futbola ya da nargileye gösterdiği ilgiyi, alakayı, özeni eşine göstermiyor. Aynı şekilde yani bir hanımefendi de televizyondaki bir diziye veya işte falanca arkadaşıyla geçireceği bir zamana
daha çok önemsiyor, eşini ihmal ediyorsa bunların hepsi cimriliğin içine girer yani. Hepimizin birbirimiz üzerinde hakları olduğunu asla unutmayalım. Peki, sevgili kardeşlerim. Toparlamamız gerekiyor ama sosyal hayatta ve ticarette güvene de hemen birkaç cümle bir şeyler söyleyelim hocam. Oradaki bir VTR'deki bir abimiz de yine dedi ki ticarette dedi güvenilir olmamız gerekiyor dedi. Ticaretteki evet. Güvenin üzerinde durdu. Biz biraz da ticarette de azıcık güvensizliği kendimiz mi yapıyoruz? Hani en basit örnektir tartıda hile mi yapıyoruz? Senetlerde geciktirme mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu daha sonra ekonomik anlamda da bize güvensizlik olarak mı geri dönüyor? Aynen öyle. Yani ticari anlamda da çalıştığımız iş yerlerinde de ekip olabilmek, ekip olmayı başarabilmek başlı başına bir kurumsal kimliktir. Bunu başaramadığımız zaman, yani bugün kimse kimseye güvensizliği aşıladığımızdan dolayı bütün bu sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Yani şurada yaptığınız işte bile karşıdaki arkadaş ya aman ben yaparım hadi dediği zaman, yani görevini o anlık ihmal ettiği zaman da zincirleme olarak birçok şey gidecektir. Hı hı. İşte en küçük kareden itibaren yaptığı işe hakkını vererek yaptığı zaman ekip olmayı başarırsak her konuda kademe kademe güveni zirvesine ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. İş yerinde de müdürünüz veya amiriniz veya ustanız size... Ayağımızı kaydırmayacak diye düşünerek güvende olmalıyız. Öyle mi olmalı gerekiyor? Kesinlikle. Ustamız veya amirimiz, müdürümüz bize bir şey verdiği zaman, bir görev verdiği zaman şu hisle arkasını dönmeli. Ben bunu A kişiye teslim ettim ve ona güveniyorum ki bu benim istediğim en şekilde güzel. Gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve bizim de o güveni boşa çıkarmayacak kadar çaba sarf etmemiz. Olup kesinlikle. Olmayacağı Allah'tan gelecektir mutlaka ama kesinlikle. Çaba gösteriyor olmamız da bizden sonraki o çırak diye örnek verebileceğimiz bizden küçük yaştakilere de mutlaka ne olacaktır? Çalışmak adına, güven adına, iş yerindeki güven adına da bir örnek olacaktır kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle, tabii ki de öyle olacak. Yoksa sağ saklamak da işimize geliyor bazen belki ama ben yapmayayım, kim yaparsa yapsın bu dosyalarla başkası ilgilensin diyoruz ama biz bir taraftan da hem kendimizi güvenilmez kılıyoruz, güvenilmez olduğumuzu ispat ediyoruz çevreye. Hem de bundan sonra kişiler de bizi örnek alıp onlar da sağ saklamaya devam sonra ediyor. Sonra da ne oluyor? Kurunun yanında yaş dayanıyor. Yani başkasının yaptığı hatalardan dolayı senden sonra gelecek kişiye de aynı sıkıntılarla başlamış olacaksınız. Bazen karşılaştığım olaylar sonucunda şöyle diyorum ben. Diyorum ki hani bu senet kürek işleri şunlar bunlar oluyor ya. Ben diyorum çok anlamam o tür işlerden. Sevmiyorum senet falan diyorum. Yani benim için önemli olan sözdür diyorum. Sonra insanlar senin iyi niyetini suistimal ettiği zaman diyorum ki sadece üzüldüğüm nokta beni öldürüyorsunuz. Yani içimdeki iyi niyeti. Bir başka insan gerçekten çok iyi niyetlidir. Onun için bir hükmü yoktur. Ama ben ona ön yargıyla yaklaşacağım duygusunu ben de bitirdiğin için dedim vebale giriyorsun. Hı hı. Bunu söylüyorum ama karşılaştığım halbuki insanlara. Halbuki diğer kişi oldukça güvenilirdir belki i̇şte ama diğerinde yaşadığımız acıdan dolayı. Tecrübem oluyor diyorum artık ne oluyor bilmiyorum ama üzülüyorum. Öldürmeyelim birbirimizin iyi duygularını lütfen. Yani elimizden geldiğince gücümüz yettiğince yapabileceğimiz kardeşlerimizi zor durumda bırakmayalım. Ne ahitleşmişsek ne konuşmuşsak onu yerine getirmek için çaba sarf edelim. Ama diyelim ki mesela aldım şunu aldım ama bunu aynı şekilde veremedim kazara düştü. Bunu örtbas etmeyeyim diyebilmeliyim ki evet ben bunu aldım aynı şekilde iade edemeyeceğim düşürdüm. Gücüm varsa bunu ödemek istiyorum sana ama hiç gücüm yok ödeyemeyeceğim. Ben bunu kırdım bana hakkını helal et. Ödeyemeyeceğim, ödemek istiyorum ya da ilk fırsatta ben bunu sana ödeyeceğim diyebilmeliyiz. Yani bu kadar birbirimize şeffaf ve açık olabilmeliyiz. Burada da samimiyet çıkıyor. Ya aman bana ne işte ne yapalım kırıldı bilmem ne işi yüzsüzlüğe vurmamak gerekiyor. Burada da samimiyet çıkıyor ön plana. Kesinlikle. Peki şimdi programı toparlayacağız ama VTR'de izlediklerimizden, sizin anlattıklarınızdan ben başlık kelimeleri toparladım. İşte karşımıza samimiyet çıktı, paylaşımcılık çıktı, cimri olmamak çıktı. Sevgi, saygı, sadakat, menfaat, yalan, doğruluk benim not alabildiğim konu başlıkları oldu. Diğer konu başlıkları. Aslında güven kelimesi tek başına bir kelimeyken ve toplumda güven evet eksiliyor ya falan diye konuşurken biz bunlarla birlikte birçok şeyden de hafiften ya kötüleri kendimize kazandırmış veya iyi şeylerden uzaklaşmış olduğumuzu görüyoruz işte bu konu başlıklarından. Evet. Bir güveni sağlamak için de işte yalandan uzak durmak gerekiyor, doğru olmak gerekiyor, kendimizin dürüst olması gerekiyor, menfaatçi olmamamız gerekiyor gibisinden birçok alt başlık da sanki bunlar birbirini onaran diğer hücreler gibi geldi kesinlikle, bana. Kesinlikle. Doğruluk hücresi sağlıklıysa
bunun etkileşimi yalan söylememeye sirayet edecek. Onunkisi cimri olmamaya, paylaşımcı olmaya sirayet edecek. Ve böylelikle hani organizma tamamen sağlıklı olduğu zaman nedir? İşte her yerindeki vücudun bütün organları sağlıklıdır, yerindedir. Yeterli miktarda gıda alıyorsunuzdur, besleniyorsunuzdur. Bizim de bu iç taraftaki kendimizi besleyebilmek için de bu hücreleri de desteklememiz gerekiyor. Evet. Son cümlelerinizi alayım hocam. Evet, güven stoklarımızı tüketmeden yaşamalıyız. Yarınımıza, ailemize, çevremize, eşimize, dostumuza, hepimize birbirimize güvenebileceğimiz huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum. Hafta bile dilemiyorum. Hı hı. Bir yaşam diliyorum inşallah. Allah'a emanet olun diyorum sevgili seyirciler. Peki, ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim, Turkuaz bu haftanın sonuna geldi. Cuma günü Filiz Hocam'la birlikte biz bugün toplumdaki güven eksikliğini konuştuk. Aile içinde, sosyal hayat içerisinde, ticarette, komşulukta güvenin yeniden aşılanabilmesi, güvensizliğin yok olabilmesi için elimizden geldiğince aldığımız notlarla, izleyicilerimizden gelen cümlelerle bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım bu güvensizliği sizinle birlikte, bizim buradaki cümlelerimizle birlikte bir sinerji yaratarak üstesinden gelmeye çalışırız. Üstesinden inşallah geliriz Allah'ın izniyle. Pazartesi gününe kadar bizler burada olmayacağız. Hafta içi her gün buradayız. Pazartesi yeni haftaya başlayacağız. Yeni konuklarımız, yeni konularımız olacak. Bu hafta bizden bu kadar efendim. Teşekkür ediyorum herkese. Tekrar görüşünceye kadar, pazartesi gününe kadar hoşça kalın.